Herkese selamlar dostlar. 12 Kasım 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 tane mücadele seçtim ve videonun sonunda sizlere bir adet kombin önerisi yaptım. Bu kombin önerisi bir basketbol maçından ve bir futbol maçından oluşuyor. Seçtiğimiz maçlara baktığım zaman da zaten 6 mücadelemiz 3 tanesi futbol 3 tanesi de basketbol mücadelesi. Futbolda açıkçası çok güzel maçlar yok. Keşke 2 günün videosunu birleştirseydim diyorum. Fakat Euroleague'e baktım biraz. Euroleague'i de ben takip ediyorum açıkçası. Anadolu Efes olsun, Fenerbahçe Beko olsun takip ediyorum. Hatta Fenerbahçe maçını kombineye aldım. Öyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle ekranda skor kazanan olarak göstereyim ekranı. Ali Rıza Özcan arkadaşımız Beşiktaş Trabzon spor mücadelesinin skorunu bilerekten de Telegram gruplarımıza girme hakkı kazanmıştır. Şunu da belirteyim. Çok kişi yazıyor skor bildim, skor bildim. Arkadaşlar her skor bilini alsaydık zaten 200 kişi skor bilmiş yani hepsini gruba almak zorunda kalırız. Ondan bilenler arasından çekiliş yapıyorum şöyle zaten 20 kişi falan oluyor genelde. Bir kişiyi Ali Rıza Özcan'a çıktı mesela. Instagram'dan mesaj atarsa grubun linklerini oradan mesaj atayım arkadaşlar. Geçelim maçlara 6 tane mücadelemiz var. 6 mücadeleden önce bir de herkes açık telegram grubundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar burası herkes açık telegram grubumuz. 1600 kişinin olduğu şöyle göstereyim. 1602 kişinin bulunduğu bir Telegram grubu, herkes açık Telegram grubudur. Burası, burada videolar düştüğü zaman ara ara da artık kombin önerileri yapacağım. Sizlerin de herkes açık Telegram grubumuza davet ediyorum. E, açıklama e, linki açıklama kısmının en üst kısmında ve yorumlarda sabitleyeceğim. Gelmek isteyenler burada. Deneyim video bildirimlerini takip etmek isteyenler olsun. Ara ara da tercihler burada artık enviy olsun. E, ara ara yapmayı düşünüyorum. Herkes açık Telegram grubumuza da ücretsiz bir şekilde dahil olabilirsiniz. Onun dışında diğer canlı maçların olduğu yer zaten ana Telegram grubu olarak da belirteyim. Maçlara geçeyim isterseniz. İlk mücadelemiz İtalya İsviçre mücadelesi. Ben bu mücadelede açıkçası çok fazla gol beklemiyorum. Çok fazla gol beklememenin sebebi de her iki takımın da biraz kontrollü bir oyun başlaması veya kontrollü bir oyun oynamasını bekliyorum. Şöyle idealden ben ilk yarıdan çok fazla gol olmaza girmeyi düşünüyorum. İtalya'nın bildiğiniz üzere çok uzun bir serisi vardı. İspanya karşısında bitirdi. Yani yıllardır yani 2 yıldır mı ne? Adamlar ne zamandır yenilmiyor. Zaten sürekli milli maç olmuyor. Fakat Mancini ile birlikte çok uzun bir seri vardı. Kendi evinde yenilmedi. Fakat Milano'da olması lazım. Mağlup olmuşlardı. İspanya'ya karşı. Burada Esviçre ile oynayacak. Grupta da zaten puan olarak baktığımız zaman da birbirine yakın. Yani dediğim gibi kontrol, tam kontrollü oynanması gereken bir mücadele. Her iki takımda zaten az gol yiyen takım. Her ikisi de 6 maçta 1 gol yemiş ve 14 puan da ikisi de. Zaten gruptaki ilk maçları da 0-0 bitmişti İsviçre'de. Yine ben alt olabilecek bir mücadele olarak bekliyorum. Şöyle bir tercih yapacağım sizlere. İlk yarıdan 2 gol gelmez diye düşünüyorum. Bu tamamen bir ideal tercihtir bence. İlk yarı 1.5 altın oranı 1.27 gibi bir oran açmışlar. Bakın maça gerçekten ideal tercih bulması zor. Böyle bir ideal tercih ile sizlere bir sunulma yapacağım. Şimdi yüksek oranla söyleyeceğim. Dediğim ilk yarıdan ben ilk yarıdan gol beklemiyorum açıkçası. İkinci yarıda gelecek bir gol bekliyorum. Hatta şöyle yapalım. İlk yarı bir buçuk alt en ideal tercih olsun. 1.27 gibi orandan. Onun dışında ilk yarı 0 daha denenebilir diye düşünüyorum. Onun da oranı 1.93 gibi oran. Bunu da değerlendirelim. Bunu da değerlendirelim. Yüksek oran olarak da bunu ödeyeyim. İlk yarı 0. İkinci yarıda da bir gol bekliyorum yani. Onu da şöyle değerlendirelim. En çok gol olacak yarı ikinci yarı olarak değerlendirirsek onun da oranı 1.91 gibi oranı var. Hemen şuradan göstereyim. En çok gol olacak yarı ikinci yarı olarak bekliyorum. Yani benim kafamdaki senaryo tamamen şu. İlk yarı 0-0 biter. İlk yarı 1.5 altından zaten idealden kazanırız. İlk yarı 0 yüksek oran gelir diye düşünüyorum. Onun dışında ikinci yarı İtalya'nın atacağı bir sıfırlık. Yani bir golle maçta hem en çok gol ikinci yarı olmuş olur hem de İtalya kazanır 1-0 skorla bekliyorum. 10 oranla benim kafamdaki senaryo sizler ona göre değerlendirme yapabilirsiniz. İkinci maçımız Kuzey İrlanda Litvanya mücadelesi. Litvanya ile ilk mücadeleyi deplasmanda Kuzey İrlanda takımı 4 tane gol atarak 4-1 gibi skorla kazandı. Biraz daha şöyle maç ataklı geçti açıkçası. Her iki takım da yani birbirini yenmek istiyordu o mücadelede baktığım zaman özetini izlemiştim ben. Yani bol pozisyonlu bir mücadeleydi. Kaçan pozisyonlarda sayısı çok fazlaydı hatta şuradan istatistik anlamında da gösterebilirsem Aynen bakın kaçan net pozisyon. İrlanda'nın 3 tane gol kaçan pozisyonu var. Litvan yanında bir tane. Burada da Kuzey İrlanda takımının yanındayım ben. Kuzey İrlanda rakibinden oranla biraz daha iyi bir takım. Burada en az galip gelecektir diye düşünüyorum. Fakat çünkü her iki takımda şu an bir hedefi kalmadı. Sadece böyle e, formaliteden bir mücadele oynanacak. Kazanırken de bu sefer o kadar gollü bir maç geçer mi sanmıyorum açıkçası. O biraz da şansınaydı diyebilirim ben burada. 4.5 altında bir yaparsanız 1.43 gibi oranla bu mücadeleyi ideal bir tercih almış olursunuz. Değerlendirmek isteyenler bu mücadeleyi bu şekilde bir değerlendirme yapabilir. Avusturya ile İsrail mücadelesi. Ben İsrail takımına sürekli bir bahis alıyorum. Mutlaka fark etmişsinizdir. Son milli maçlar olsun. Son 2 milli maçına hatta son 4 milli maçına da bahis almışımdır. Hatta kombineye de koymuşumdur. Çünkü hücum anlamında beğeniyorum. Üçüncü bölgede ofansif anlamda çok güzel işler çıkartıyor özellikle Zavi, PSV'den bildiğimiz Zavi gerçekten takımda şöyle söyleyeyim. Hani Messi Barcelona'da oynamıyordu, milli takımda yıldızlaşıyordu ya, o hesap. Zavi de İsrail milli takımında çok önemli işler çıkartıyor. Solomon olsun, Dabbur olsun, hücum hattında önemli ayaklar var zaten. Ki zaten şöyle oynuyor maçları. Mesela Avusturya'yı yendiği 5 kilik bir mücadele var. Son mücadele şöyle göstereyim. Bir anda rakip kaleye gelerekten de goller buldu. Yani rakip ne olduğunu şaşırdı. Aynen bakın ilk atan 3 gol zaten benim adamlar. Solomon, Dabur, Zavi dediğim gibi. Çok fazla topla oynamış olmasa da bile bakın 7 tane isabet düştü var 5 tanesi gol olmuş. Ben burada İsrail hızlı oyunla bir anda zaten uzun top araya toplarken bir anda kalenin önünde İsrail bulunuyor. İsrail'in atacağı bir golü değerlendirdim. İsrail burada bir tane gol atar diye düşünüyorum. Zaten deplasman 0.5 üstünü de açmışlar. Şöyle 1.39 gibi oran açmışlar. Kombineme de koydum zaten bu mücadeleyi. İsrail'in atacağı bir golü değerlendireceğim ben. Baktığımız zaman Avusturya takımı zaten burada biraz daha kalite olarak önde. Fakat İsrail takımında boş olmadığını belirteyim. İlk maçta zaten 5-2 İsrail yenmiş. Burada İsrail takımı ikinci olmak için bu mücadeleyi kazanmak isteyecektir diye düşünüyorum. İskoçya'nın da puan kaybını bekleyecek. Ondan dolayı İsrail'in atacağı bir golü değerlendirdim ben. 1.39 gibi ideal bir orandan. Basketbol mücadelesine geçiyorum. Zenit ile Olympiakos mücadelesi. Hidik takımda özellikle Olympiakos'u bir kenara kenara bırakıyorum. Zenit takımı tamamen bir savunma takımı. Hiç bilmeyenler için şöyle özet geçeyim. Zenit takımı gerçekten Rusya'dan özellikle Rusya Rusya'dan şu an en önemli takım CSK'ydı. Son yıllarda gerçekten çok güzel bir iğme gösterdi. Bir şeyler başarabildiklerini yani gösterdi herkese. Fakat Zenit takımı savunmasıyla ön plana çıkan bir takım. Olympiakos da aynı şekilde bu mücadelede savunma yapacaktır diye düşünüyorum. Savunmaların ön planda olduğu bir mücadele beklediğimden dolayı ben bu mücadele çok fazla sayı beklemiyorum. Yani erken üçlük atışları da tam 10'da 10 isabet yaparsa üste gider tabii ki. Fakat dediğim gibi savunmalar ön planda olacağı için genellikle dış atışları yorup dış atışlarından girmemesini düşünüyorum. Yani çok fazla başarı olmamasını bekliyorum. 151.5 alttan en üst panemden alt düşünüyorum. Savunma bir mücadelesi olarak gördüğümden 151.5 altı 1.48 gibi orandan sizlere öneriyorum. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Fenerbahçe Beko Milano mücadelesi. Gerçekten kombine aldım. güzel bir maç bekliyorum bu mücadelede. Yani güzel sayı çıkabilir bu mücadelede. Milano ya yani Fenerbahçe'nin son maçlarına baktığımız zaman da genellikle son toplarda ya aldı ya kaybetti. Bir son maçta artık patlamayı yaptı. CSK'ya karşı deplasmanda 91 sayı ataraktan da kazandı. Ondan önce de hafta içinde Yalova'ya karşı güzel bir galibiyet aldı. Deplasmanda 86-60 gibi skorla net bir galibiyet aldı. Burada Fenerbahçe dediğim gibi son iki maçta güzel bir iğme yakaladı. Hem Euroleague'de hem de kendi ligimizde. Burada Fenerbahçe yine aynı şekilde ben iyi bir performans bekliyorum. Son hafta o 91 sayı attı. Taraftarlı desteği kendi evinde. Burada ben kendi evini aşar diye düşünüyorum burada. Baktığımız zaman da özellikle Devin Booker olsun. Veseli olsun ve Dekolo. Dekolo'yu ayrı parantez takımın yıldız oyuncusu. O gibi öne çıkan isimler olduğu sürece Fenerbahçe bu mücadelede bir sakatlık mataklık da olmazsa ev sahibi 75.5 üstü aldım ben. 1.46 gibi orandan değerlendirdim. Fenerbahçe takımının atacağı 76 sayıyı bekleyeceğim. Dediğim gibi son 2 haftaları yükselişte, son haftada yükselişte, son 2 maçını güzel kazandı. İşte ÇSK'ya deplasmanda 91 sayı ataraktan kazandı. O Fenerbahçe ruhunu yavaştan yakalamaya başladı. Taraftarlar memnun. Taraftarlar şu an iyi bir destek verecekleri düşünüyorum. Fenerbahçe takımının burada atacağı 76 sayıyı değerlendirdim. 1.46 gibi orandan. Real Madrid-Zalgiris mücadelesi. Bu maç gerçekten çok güzel bir mücadele. Zalgiris arkadaşlar size bir video izletmek istiyorum. Ondan sonra hikayesini anlatacağım. 29 saniyelik bir video. Ekrana gelsin. Ne kadar etkili yani Videoda gördüğünüz üzere nasıl taraftarlar bağırıyor Bu maçın ben size hikayesini anlatayım Hemen sizlere Zalgiris şu an Euroleague'de Şöyle göstereyim sizlere Euroleague'de henüz daha galibiyeti olmayan Sanırım tek takım olması lazım Zalgiris şu an hiçbir maçta galip gelemedi Bu taraftar görüntüsü bu haftadan Nasıl bu haftadan Kendi liginde Litvanya Erkekler Ligi'nde Sürekli galip gelen bir e, Zalgiris vardı Son maçında 84-75 yenildi bu bir de e, Rightas'a karşı derbi mücadelesi. Yani ezeli rakip olarak gösterebildiğim takımlardan bir tanesi. Bu maçtan sonra yenildikten sonra Zalgiris gerçekten Litvanyalılar bu basketbol içinde gerçekten ruhlu takımlar olduğunu düşünüyorum. Bu Rightas mücadelesinden sonra bu taraftarlar bu desteği verdi. Ben burada Fenerbahçe ay Fenerbahçe diyorum. Real Madrid galip gelebilir. Hiç sıkıntı değil ama Zalgiris'in artık bir reaksiyon göstermesini bekliyorum. Yani Real Madrid zaten kazanır. Kalite olarak çok iyi. Fakat 20 sayıda fark yemesini beklemiyorum. Bu taraftar desteğiyle birlikte ben böyle şeylerden etkileniyorum. İnsanoğlu mutlaka böyle şeylerden yani Litvanyalılar da insan öyle diyeyim ben size. Burada onlar da o motiveyi olacaktır. Zagiris'in ben burada yemeyeceği 20 fark sayıyı aldım. 20 fark handikaptan 2 aldım. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Şimdi arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere bir tane de kombin önerisi yaptım. Onundan bahsedeyim hemen sizlere ekrana gelsin. Ekrana geldi. Sizlerden ricam videoya like atmanızdır. Abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Yorumunu atarsanız keyfi ala diyelim. Fenerbahçe maçına ben Fenerbahçe'nin dediğim gibi son haftalarda formda Milano ile oynayacaklar. Kendi evinde taraftar desteğiyle birlikte ben burada atacağı 76 sayıyı değerlendirdim. İdeal bir orandan son haftalardaki Fenerbahçe bence burada kendi evinde 76 sayı atar diye düşünüyorum. Devin Booker, Dekola, Vesile önderliğinde güzel bir maç çıkartır diye düşünüyorum. Diğer maçımda İsrail mücadelesi 3. bölgede etkili olan İsrail takımı burada elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Duffbur özellikle İskoçya'nın puan kaybetmesini bekleyeceği için Zavi, Duffbur, Solomon gibi isimlerle hücum etkili olan İsrail bir anda kendisini kale önünde bulabiliyor. İsrail'in atacağı bir golü değerlendirdim. Değerlendirmek istendiğimde bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.